Aşağıdaki maddeleri izleyerek bir geometrik çizim yapınız. Kendimiz çizeceğiz. Hadi çizelim. Bir tane ABC üçgeni çiziniz diyor. Çizelim. Herhangi bir özellik vermediği için şöyle rastgele bir ABC üçgeni çiziyorum. BC kenar üzerinde BD 3 DC olacak şekilde bir D noktası alınız. Yani burası K iken burası ne olacak arkadaşlar? 3K. Yani DC K olacağına göre DC'ye daha yakın olmalı. Evet BD de 3K. Tamam. AC kenar üzerinde 3AE 2EC yani buna 3t dersek AE 2t aya daha yakın olacak şöyle bir şey değil mi? Burası 2t burası da ne olacak arkadaşlar 3t evet E de yazdık tamam tüm alan 80 olsun hadi bakalım yapılan bu geometrik çizime göre EDC ha bizden şu üçgenin alanını istiyor e, bulalım o üçgenin alanını gayet rahat buluruz bence ne yapacağız? Alan parçalama yapacağız değil mi? Bakın şunu şöyle çizersem şurada bir üçgen oldu gördünüz mü? Taban K, taban 3K. O zaman buna A dersem burası ne olacak arkadaşlar? 3A. Çünkü tabanlarla alanlar orantılı. Şimdi nereye bakacağım? A, B, C üçgenine bakıyorum. Şimdi bakın şu B, E kesenine dikkat edin gördünüz mü? 3T'nin yukarısı 4A. Ha, şimdi bak çok uyuz oldu ya. 3T'nin yukarısı 4A. E 4 3'ün bir tam katı değil ki orantı yapacağım. Kesirli ifadeler kafam karışacak. E ne yapalım? Şöyle yapalım. A ya 3A demiştik ya değiştiriyorum ben bunu. 3A'ya 9A yapıyorum. Bir şey fark eder mi? Etmez. K'nın yukarısı 3A ise 3K'nın yukarısı 9A. Süper. Şimdi şuraya bakın. Dikkat edin. 3K'nın yukarısı 12A. Ha 3T'ye 12A. Bakın şuradan bakın. 3T'ye 12A. 3T'ye 12A. 3'e 12. 4 katı. O zaman 2T'ye 4 katı ne gelecek? 8A. Şimdi tüm alan ne oldu? 12, 8 daha 20 A mı oldu? Ha, 20 A 80'den. A kaç geldi arkadaşlar? 4. Nereye istiyordu benden? E, D, C. Yani 3 A istiyor. 12. Bu soruyu böyle çözebiliriz. Bir de bu soruyu şöyle çözebiliriz. Bir de onu da göstereyim size. Siz yabancı değilsiniz. Bir tane ABC üçgeni çiziniz. Çizdik. Şurada bir tane D noktası alınız. Aldık. Burası K. Burası 3K olacak. Şurada bir tane E noktası alınız. Aldık. Burası 2T. Burada 3T olacak. Doğru yazdım değil mi? E, C, 3T. Evet. Ne diyordu? Şunu şöyle birleştirin. EDC D, C. Üçgenin alanı bulun diyordum. Şimdi bir de şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Alanı. Şuraya ben alfa dersem şu üçgenin alanını sinüslü alandan yazabilirim değil mi? 1 bölü 2 çarpı K çarpı 3T çarpı sin alfa. Peki büyük üçgeni de yazabilir miyim? 1 bölü 2 çarpı 4K çarpı 5T değil mi? Çarpı sinüs alfa. Oradan da yazabilirim. Şimdi dikkat edin sinüs alfalar hem EDC üçgeninde hem de ABC üçgeninde ortak. O zaman sinüs alfaları attım. E 1 bölü 2 formülün başında var zaten. Onu da attım. Geriye ne kaldı? Kenarların çarpımı kaldı. E şimdi KT'ler de hepsinde var. Attım onları da. Geriye ne kaldı? Kat sayılar kaldı. Bakın. Şu Edirne, Denizli, Ceyhan üçgene dikkat edin. T'nin katsayısı 3, K'nın katsayısı 1. 3 kere 1 3. O zaman buraya 3A diyorum. Şimdi büyük üçgene bakın ABC'ye. Bu kenar 5T. Bu kenar 4K. E K'yı T'yi atmıştık. Bura 4, bura 5. Çarp 5 kere 4 20. E 3A buradaysa buraya ne kaldı? 17A. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Kenarları çarpıp oranları yazabilirsiniz. Bu da bir çözüm yolu. Aklınızda bulunsun. Ha, tüm alan 20A eşittir 80'den. A kaç geldi? 4. Bizden 3A istiyor. O da 12 gelecektir. Cevabımız B şıkkı. ABC dik üçgen dikliği vermiş. EF'ye e, T dersek BC 2T 18 bizden mavi istiyor. Şimdi bakın T'ye 2T'yi kullanmak adına 2T'nin yukarısında bir üçgen oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım? D ile C'yi birleştirerek. Şimdi bakın Ceyhan, Denizli, Bursa üçgenine bakın. Görüyorsunuz değil mi? Buraya konsantre olun. EF T iken BC 2T. O zaman EF'nin alanına A dersek, yani T'nin yukarısı A ise 2T'nin yukarısı 2A. Yani şu kırmızıyla boyadığım komple alan 2a. Peki bu 2a'nın alanını hesaplayabilir miyim? E çok rahat. 8'i taban kabul edin. Bakın 8'i taban kabul ediyorum. Karşısındaki C köşesinden inen bu dikme yükseklik olur. Ha taban 8, yükseklik 10. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 8 çarpı 10 bölü 2'den kaç gelir? 40. 2a 40'tan a kaç gelir arkadaşlar? 20. E maviye boyalı yere zaten biz a demiştik hatırlarsanız o zaman aradığımız cevap B çıktı. 30'u vermiş 15'i vermiş 4 kök 2 4 diyor ki ABC üçgenin alanının DBC üçgenin alanını oranını bulunuz. Şimdi alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. ABC üçgeni ve DBC üçgenin ikisinde de ortak olan ne? BC. Bakın zaten gözüküyor burada değil mi? Her ikisinde de ortak olan BC. O zaman BC'yi tabanlık kabul edelim. X diyelim ve alanları tek tek bulalım. Önce ABC'nin alanından başlayalım. Taban ne? x. Acaba yükseklik ne? E, yüksekliği bulmak için ne yaparız? x'e dik geliriz. Ha x'e dik gelince 90 45 45 üçgen oluştu mu? Ha 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı kaç gelir arkadaşlar? 4. O zaman taban x yükseklik 4 bölü 2. Bakınız alan ABC'yi bulduk. Şimdi sıradaki var DBC. Hadi onu bulalım. DBC'nin tabanı x. Evet tabanı x. Çarpı yükseklik. Aha alın size yükseklik. Bu arkadaş. Orada da bakın bir 30-60-90 oluştu mu? 90'ın karşısı 4'si. 30'un karşısı kaç? 2. E taban x. Yükseklik 2. Bölü 2. Bölü 2'ler gitti mi? X'ler de gitti. Ha, 4 bölü 2'den geriye ne kaldı? 2. Cevabımız B şıkkı. ABC ve BDC dik üçgen. Dikleri vermiş. Eşitlikleri vermiş. ED 4. BC 12. Buna göre bu pembiş üçgenin alanını istiyor bizden. Şimdi burada ne var? Bir ikiz kenar var. Doğru mu? Bir de 4 var. 12 var. Herhalde cevap ne gelecek? 4 çarpı 12 48 yarısı 24 gelecek. Büyük ihtimalle cevap böyle gelecek. Ama tabi bir de bunu ne yapmak lazım? ispatlamak lazım. Fakat bu yöntem de aklınızda bulunsun. Yani yöntem diyor mu? Aman ha sağda solda demeyin. Hoca böyle bir şey öğretti diye. Bir sallamasyon bu. Eyvallah başım gözün üstüne. Ama mantığı olan bir sallamasyon. Alan istemiyor mu bizden? E alan için ne yapıyoruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz değil mi? E yani iki parça lazım. E 4 ile 12'yi vermiş ne güzel işte. O zaman çarpıp 2'ye bölersek herhalde cevap çıkacak. Ola ki çok darda kalırsanız, zorda kalırsanız size alan soruyorsa bu şekilde yapın. %99 doğrudur. Tabi istisnada illaki vardır. Peki şimdi bir de adam akıllı çözelim bunu. İkiz kenar gördük. İkiz kenar görünce ne yapıyoruz? Tepeden aşağıya bir dik geliyoruz. Fakat ne kenarları belli ne taban belli. O işe yaramaz belli ki. O zaman ikiz kenarın açılarından faydalanalım. Buraya alfa diyelim. Burada alfa olsun. Şimdi burada alfa ise burada alfa ters açıdan. Ha 90 geldi. Alfa 90 beta. E zaten betayı da kullanmak lazım değil mi? Sadece alfa deyince genelde sorular pek çözülmüyor. E şimdi bakın. A, B, C üçgenine bakın. Burada 90 değil mi? E burası alfa. O zaman burada beta. Alfa beta 90 diye şurada keşfettik alfa beta 90 olduğunu. E o zaman bura alfa. Bura 90 ise bura burada beta. Ha, şimdi bakın soru bitti. Niye? E açı ortay geldi beta beta. Hatır diyelim mi şuraya bir tane? Açı ortayın bir güzelliği vardı. Neydi o? Bir açı ortay doğrusu üzerinde bir nokta alıp. Bu noktadan kollara dik gelirseniz bu dikler birbirine eşitti. E burada da var bakın açı ortay doğrusu üzerinde bir E. Buradan dik gelmiş 4. O zaman ben de bu tarafa dik gelirsem bu da kaç olacak? 4. Ha, hakikaten de pembiş üçgenin tabanı 12. Yüksekliği 4 geldi. 12 çarpı 4 bölü 2. Yani 24. E biliyorduk biz bunun böyle olacağını. Cevabımız A şıkkı. 60 dereceye vermiş. BC 10. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgensel bölgesinin alanının alabileceği en büyük değer kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Şimdi şurada bir 60 derece var değil mi? O zaman şuraya X şuraya Y desek üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı X çarpı Y çarpı sinüs 60. E şimdi 1 bölü 2 sabit. X'e bilmiyorum. E sinüs 60 da bildiğim bir değer. Kök 3 bölü 2. Şimdi bu arkadaşın en büyük olmasını istiyor. Maksimum olmasını istiyorum. E şimdi hemen mat bir dersinin ilk konularına dönün. İlk başa böyle temel kavramlar kısmına. Orada şöyle sorular vardı. İşte toplamış olduğuna göre çarpımın alabileceği en büyük değer kaçtı? Siz şimdi çarpımı en büyük yapmak için ne yapıyordunuz? Sayıları birbirine yakın alıyordunuz değil mi? E aynı mantığı burada da uygulayalım. X ile Y'nin çarpımının en büyük olması için X ile Y'yi birbirine eşit alın. X, Y'ye eşit olsun. Niye? Çünkü eşit olursa çarpımı en büyük oluyor. E şimdi x ile y birbirine eşit olursa ikiz kenar olur. E aradaki açıda 60. E i̇kiz kenarın arasında 60 olanı ne diyoruz biz? Eşkenar. Ha demek ki bu üçgen eşkenar üçgen olursa alanı en büyük olur. Ha şimdi bu onu niye verdiğini anladım. Burası 10'sa demek ki bu da 10. Bu da 10. Aa, bir kenarı 10 olan eşkenar üçgenin alanı. O zaman şunları yerine 10 yazarsak a kare kök 3 bölü 4 gözüküyor değil mi? 100 kök 3 bölü 4'ten 25 kök 3 cevabımız C şıkkı. ABC üçgen AB 13 AC 14 BD 10 DC de 5. Yukarıdaki verilere göre alan ADC. E şimdi bakın sarı üçgenin alanı istiyor. Tabanlara bakıyoruz 5 ile 10. O zaman 5'in yukarısındaki alana A dersek onun yukarısındaki alan ne olacak? 2A. Ha böylece tüm alan ne oldu? 3A. Eğer tüm alanı bulabilirsem 3A'ya eşitlerim. Oradan da A'yı bulurum. Soru biter. O zaman sıkıntı ne şu an? Tüm alan. Peki üçgenimiz nasıl bir üçgen arkadaşlar? Bakın 13 14 15 üçgeni. 13 14 15 üçgeni. Şimdi arkadaşlar bu üçgen güzel bir üçgen. Neden? Hiçbir özelliği yokmuş gibi durup Esasında içerisinde çok böyle naif, kibar bir e, hareket barındıran bir üçgen. Şimdi bakın 13 var. Aklınızda 13'ü görünce hemen ne gelsin? 5-12-13 üçgen. doğru mu? Şimdi bakın ben şuradan bir dik gelsem. Bana dik lazım çünkü alan hesabı yapacağım ve taban çarpı yükseklik böyle ki. Buradan bir dik gelsem 13'ün karşısına ve desem ki bura 5-12-13. Bak şu an sadece... Keşke böyle olsa diye temenni ederek gidiyorum. Bir şeyi temenni ederken bir taraftan da sizi destekleyen bir şey bulursanız temenniniz gerçek olur. Hayatta da böyledir. Şimdi bakın böyle olsa dedim. Şimdi buraya 5 deyince buraya ne kaldı? 9. E buraya 9 kalınca burada bakın bir 9, 12, 15 dik üçgen oluştu mu? Var mı böyle bir dik üçgen? Var. Ben bir şey yaptım mı? Yok. O 9, 12, 15 kendiliğinden çıktı sizi destekledi mi? Evet. Ha demek ki benim temennim ne oldu? Gerçek oldu. İşte bu 13, 14, 15 üçgen de böyle güzel bir üçgen arkadaşlar. Bunu da geometri sorularında sorarlar. Çünkü kenarları tam sayı olup yüksekliği de 12 gelen böyle güzel nadir üçgenlerden bir tanesi. Başka yok mu? Var. Zibille bir sürü. Ama onlarda sayılar çok büyük. Onları soru olarak soramıyoruz çünkü sayılar çok büyük. Ama bakın bunun hem kenarları güzel. Hem de küçük bizi de yormuyor. Hem de içerisinde bildiğimiz güzel sevimli üçgenler barındırıyor. 5, 12, 13, 9, 12, mu? O zaman ben bu üçgenin alanını bulurum. 14 çarpı 12 bölü 2. Peki neydi tüm alan? 3 aydı doğru mu? Ha, gerisi 4 işlem. Sadeleştir 7. Sadeleştir 4. 7 kere 4 28. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 28. E bize sorulan yerde 28. O zaman cevabımız E şıkkı. AB 15 birim. Şurası 15 birimmiş. AC 20 birim. O zaman burada 25 birim. Bu da benden size bir kıyak olsun hadi. 15 20 25 üçgeni değil mi? 3 4 5 üçgenin 5 katı. ABC dik üçgenin biçimdeki kağıt alanları birbirine eşit 5 eşit parça ayrı. Ha her renkli parça birbirine eşitmiş arkadaşlar. Tamam olsun bakalım. Buna göre DE kaç birimdir diye soruyor bizim. Şimdi hepsinin alanı birbirine eşit ya. Hepsine A diyelim. A. A A A A Şimdi neydi kural hatırlayınız? Alanlarla tabanlar orantılı. O zaman ben bu 20'yi parçalarım. Nasıl? Denizli, Adana, Ceyhan üçgene bakın. Şu vatandaşı takip edin. Bu siyaha boyadığım üçgenin alanı ne? A. Peki yanındaki yavrunun alanı ne? 3A görüyor musunuz arkadaşlar? O zaman bura x ise burası ne olacak arkadaşlar? 3x çünkü tabanlarla alanlar orantılı. Ha 4x eşittir 20'den. X kaç geldi? 5. Demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 5. Süper. Şimdi 15'i parçalayacağım. Aynı mantıkla. Şimdi şu siyaha boyadığım üçgen vardı ya. Tamamı ne? 4A. Görüyorsunuz değil mi? Bakın burası 4A. Kırmızıyla gösteriyorum. Peki şu yanındaki minik yer ne? A. O zaman buraya ben y dersem burası ne olacak? 4y. Çünkü alanlarla tabanlar orantılı. 5y eşittir 15 geldi mi? Buradan da y kaç geldi arkadaşlar? 3. O zaman 4y kaç gelecek? 12. Ha, şimdi benden de istiyor değil mi? Şu üçgeni görüyor değil mi herkes? 5, 12, 13. Cevabımız D şıkkı. Irmak öğretmen geometri dersi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir ABC üçgeni çiziyor. Tamam. Daha sonra sınıftaki K L, M, N isimli 4 öğrencisini tahtaya kaldırarak aşağıdaki çizimleri yaptırıyor. Önce K'dan başlıyor. Diyor ki K'ya. A noktasının C noktasına göre simetriği A üssü olacak biçimde tahtada göster. Şimdi A noktasının C noktasına göre simetriği A üssü olacak. E şurası değil mi? Ne yapacağız? Bu vatandaş bu vatandaşa eşit olacak. Noktanın noktaya göre simetrini aldık. Tamam. Sonra L'yi çağırıyor. B noktasının A noktasına göre simetriğini B üssü olacak şimdi tahtada göster. Hadi onu da yapalım. O zaman şu mesafe kadar buraya yansıtacak değil mi? Buraya da B üssü diyecek. L de görevini başarıyla yerine getirdi. Sonra M'yi çağırıyor. C noktasının B noktasına göre simetriğini al. Ha, o zaman şu mesafe kadar buraya gidecek değil mi? Bunu da C ile göster demiş. Tamam. Okey. Sonra neyi çağırıyor? A üssü, B üssü, C üssü üçgenin alanının. Ha orada üçgen oluşturacağız. Oluşturalım. A üssü, B üssü, C üssü. Şöyle bir şey değil mi? Oluşturduk. Alanının ABC üçgenin alanına oranını hesapla. Ayda neye garezi var herhalde ırmak öğretmenine. Zor sormuş ona. E, hesaplayalım. Ne diyor sonra? Bu işlem sonucunda ırmak öğretmen 4 öğrencisine de tam puan vermiş. Ha ne de halletmiş o zaman bu işi sıkıntı yok. Buna göre N isimli öğrenci sonucu kaç bulmuştur demiş. Şimdi ne yapacağız? ABC'den başlayalım. ABC'nin B, A, B alanı A diyelim. O zaman ben şu B üstü C'yi çizersem. Tabanlar aynı ya bakın yuvarlak yuvarlak. O zaman bura A ise bura A, A olur mu? E şimdi şuraya dikkat et. Bura iki çizgi. E bu da iki çizgi. Bunun yukarısı A ise burası da ne olacak arkadaşlar? A. Doğru mu? Ha, güzel. Şimdi şu bir çizgilere bakın. Bakın bir çizgilere. Bu bir çizginin yukarısı şurası 2A değil mi? O zaman bu bir çizginin yukarısı da ne olacak? 2A. Süper. Burayı da bulduk. E, güzel böyle tık 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 gidiyor herhalde değil mi? Pek yormayacak bizi. E, şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şu tarafı yorumlamaya çalışalım. E, ne yapalım? Bu sefer de B ile A üstünü birleştirelim mi? Bakın bu iki çizginin yukarısı A diye. O zaman bu iki çizginin yukarısı da ne olacak? A. Ha şimdi bakın şu bir çizginin yukarısı A ise bu çizginin yukarısı da ne olacak? A. Ha hepsi A geldi. Şurası da 2A geldi. O zaman tüm alan ne oldu? 3, 5, 7A oldu. Ha alan ABC 7A oldu. Alan A üssü B pardon alan A üssü B üssü C üssü 7A oldu. Alan A, B, de zaten A demiştik. Ha, oranını soruyor. Oranlarsa kaç gelir? 7, cevabımız b şıkkı.